Neler söyleyeceksin? Hikmet'in açıklamalarıyla ilgili tema ile yaşadığı tartışmanın <laughs> ardından... Dost acı söyleyen değil, acıyı tatlı söyleyendir. Bir defa umarım. Wow. Tamam, Alkış. Acıyı, çok güzel. acıyı söyleyebilendir. Acıyı Bak acıyı ben seni direkt alkışladım. Acıyı tatlı söyleyebilendir. Önemli değil, değil nasıl söylediğini. Sen söyleyebiliyorsan dostsun. Tamam ama acı söyleyen Ben seninle en fikrim ama birçok ben, ben insan buna asla katılmıyor biliyorsun. Fikirim. Teşekkür ederim Vallahi. Kemal abi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> önce bir söylesin de nasıl söylediğine bakarız. <laughs> Dostluk önce söylemesiyle başlar. Sonra acı mı söyledi, tatlı mı söyledi o sonraki tartışılacak konu. Çoğu kişi söylemiyor çünkü. Evet, evet. Hep böyle her şey güzelmiş günlük güneş. Yalan arkadaşlık. Yani gibi gibi. Böyle senin hatanı e, ya da e, var olan bir kötü durumu yüzüne söyleyebilecek kişilere ben de dost diyorum. Nasıl söylediği sonraki dakika. Perde. Ben. Yani bunu hani söylemenin bir adabı vardır ya. Tamam. Yani onu kırarak incite gerçeği söylemek her şey böyle pat pat bir anda söylemek gibi gelmiyor. Hiç söylemekten daha iyidir yani bence. Hiç söylememekten yüzde katılıyorum ama. Onu e, kılıfına <laughs> mı artık uydurarak söylemek ya da onu tatlı bir şekilde söylemek olduğunu düşünüyorum. Sana bir şey yani söylerken canına... demek ki dikkatli cümleler kurmamız lazım o zaman bir şey olduğu zaman. Niye? tatlı tatlı kırılırsın ya. diye ben pat pat bir Nari, insanım narin ince ben bir yapısı var ben, vardı. ben de korktu mesela... ben de mesela <laughs> kalktım giderken korkuyor bir anda mesela yani garip bir narin yapısı var bugünlerde daha da narinleşti hayır ya şöyle ben ben de aslında insanlar böyle yani bir şey çok çekinmem yani sorarken ederken ben de böyle çok pat pat bir insandır öyle çok da kibar bir insan değilimdir ama onun haricinde bir arkadaşa empati yaparak hareket etmeyi Tabii ki de empati yapmak lazım. Empati yaparken de orada hani ben bunu bu şekilde söylersem karşı taraf alınabilir mi, kırılabilir mi ya da burada çok üzülür mü diye bunu düşünürüm. <laughs> Belli ki Kübra böyle düşünmüyormuş. Şimdi <laughs> na, e, şey Nagihan diyorum. Sema ile Hikmet arasında yaşanan bu gerginlikte e, yani 20 yıllık arkadaşım bana bunu nasıl yapar bir de sen yapıyorsun hakkımı helal etmem gibi böyle sert söylemlerde bulunmuştu. Yani Semaya, e, Semay zaten orada hatalı bulmuştuk. Dün Kemal abi Hı -hı. sen de berb. %90, e, %90 mı bulduk? %90. %95. Olmuş, <laughs> yani e, Semanın fanlarına o kadar çok bana şey geldi ki, mesaj geldi ki işte sen nasıl arkadaşını savunmazsın <laughs> orada diye. Yani sadece şunu söylemek istiyorum e, bizi izleyen ve fan kitlelerine. Yani çoğu zaten hepsi arkadaşımız ama he, yani onları savunmak için aslında burada değil ama bildiğimiz ya da kendimize göre doğru gördüğümüz ben olsaydım orada şu şekilde davranırdımdan yola çıkarak onları yorumlamaya çalışıyoruz. Doğru ya da yanlış evet, herkesin kesinlikle. artık sonuç olarak... Biz e, objektif olmaya çalışıyoruz evet. ama e, tabii ki de her e, yarışmacının kendi e, fan kitleri olduğu için biz o yarışmacıyla ilgili bir şey söylediğimizde direkt onlar üstüne alınıyor. Evet. Ama biz burada objektif olmaya çalıştığımız için... E, Kimseyi biz haksız yer eleştirmiyoruz. Biz kendimizi yerimize koyuyoruz. Eğer herkes kendine göre yorum yapıyor burada. Orada evet. kendi fanı için söylüyorsa sen objektifsin. Şey evet. Ama söylemiyorsan evet. sen, sen en kötüsün. Sen en en kötüsün. kötüsün. En, kötüsün. Evet. Evet. en kötüsün. Mimleniyoruz orada. Ama ben burada orada, çok haklısın yani bu e, konuda yani. e, bravo çok haklısın. E, e, çok Evet. <laughs> 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 ben orada Sema'nın e, o gerginliğinden dolayı böyle bir şey söylediğini düşünüyorum. Hani şimdi biz bu olayları o kadar çok tartışıyoruz, burada konuşuyoruz, o haklı haksız diyoruz ama ben eminim ki iki gün sonra mesela bir anlat bakalım olsa bir bil bakalım olsa çıkıp Sema Hikmet'i seçebilir yani o anda. Hani evet, evet, biz bunlara da şahit olacağız. O yüzden o gerginlikte Sema'nın ben hata yaptığını düşünerek özellikle o gedayla yaşanılan o gerginlikte işte hani bir tane çarparımlar falan havada uçuşurken. Şimdi dolayısıyla bunu e, izleyenler nasıl gördü ve değerlendirdiği Sema çok iyi biliyor. E Sema burada yorum yaptığı için de aslında Hı -hı. bunun analizini de kendi içinde yapıp daha sonrasında onun gerginliğinden ağlayarak işte Hikmet e sen benim 20 yıllık arkadaşımsın bunu nasıl dersin bunu nasıl yaparsın onun patlamalarının olduğunu düşünüyorum. Onun haricinde de Hikmet e, her zamanki Hikmet karşı tarafı birazcık böyle sanki ayarlarıyla oynamaya çalışan bir Hikmet. Saygıda kusur etmeyerek karşı tarafı böyle kışkırtmaya çalışan bir Hikmet Hı -hı. olarak Hı -hı. görüyorum ama ilerleyen zamanlarda ne olacak izleyeceğiz. Kemal abi Hikmet bu Survivor'ın en kilit ismi. Hani derler ya atsan atılmaz, satsan satılmaz diye. Hani Hikmet hani adadan ayrılsın o ada çok renksiz bir görüntü sağlar. Ama adada kalıyor. Her yerde bir Hikmet var. <laughs> Hep bu da Hikmeti bir gerçek yani, Çok kilit bir isim Hikmet. Hani söylemleri kendi tarafından haklı e, görünüyor. Ben diyor kendi takımımı savunuyorum. Evet, bunu da çok iyi yapıyor. Hem e, yarışma parkurunda, kendi yarışmasında hem de yandan bençten takıma müthiş destek veriyor. Evet. Bu bir gerçek. Ama bazen o dengeyi kaçırıyor Hikmet. Hani çizgi burası ya. Hikmet burada. Hani şeyin içinde topu arayacak neredeyse. Ya evet o ama, pozisyonda. Ama şöyle bir şey de var mesela. Orada Ademler de hepsi de içerideydi. A, tamam bak ne diyorum. Bu bir örnek. Ama genelinde Hikmet bu olayları yapıyor ve kendisi evet. de zaten bize söylüyor. Evet ben de... E, sınırı açtım, çizgiyi evet, geçtim diye söylemleri var. Şimdi ben Sema ile Hikmet'in 20 yıldır dost olduğunu, arkadaş olduğunu bilmiyordum. Atletizm camiasından Şimdi. olabilir ama, ama Hikmet ya. Güreşçi. Yok yok bayağıdır arkadaşlar. Hatta Seda ile de arkadaş ama yok, hem atlet, atlet. atletliği de var Hikmet'in. Hikmet mi? Evet, ha, evet, Onu bilmiyordum ben. Sadece... ya da neydi? O, tamam. En öyle bir şey. Galiba yani Türkiye'de e dereceleri var hatta. Bak o zaman. Başka bir şey daha aa bu çok daha güzel bir olay. O zaman <laughs> güreş antrenörü Sema'nın Hikmet'in kalbini en iyi bilen insan olması lazım. Hikmet'in de Sema'nın kalbini en iyi bilen insan olması lazım. 20 senede bir insan hakkında fikir verirsin. Sema bunu bilerek mi söylüyor, bilmeden mi söylüyor? Bu anda nabızıyla mı hareket etti? Oyundaki nabzıyla mı hareket etti? Yoksa etmedi mi? Bunun analizini çok rahat yapabilirler. Ama bu olay buraya kadar gelmişse 20 yıllık dostluğa rağmen hala birbirleri üzerinde hani o kırıcı söylemlere geçiyorlarsa o zaman orada bir sıkıntı var demektir. Yani bu iş yarışmadan çıkmış. Başka bir boyuta geçmiş. Ya arkadaşlar bunun sonunda İstanbul'u var. Herkes Temmuz'un ortalarında herhalde yarışma bitecek. İstanbul'a döneceksiniz. Ve hayat devam edecek. Birbirinizin yüzüne tekrar bakacaksınız. Evet. O yüzden hani konuşmalara üsluba davranışlara daha dikkat etmeniz lazım ki hani siz ilk defa da gelmediniz buraya kiminiz ikinci evet. üçüncü kez kiminiz tabii e, hepsi çok tecrübeli yani tecrübeli insanlar bunlar Saraybey'in ne Anatomisini bilen insanlar ya bak bu kadar açık net söylüyorum anatomisini biliyorsunuz ama burada bazı şeylerde hani biraz daha ılımlı bakabilirsiniz nabzın yükseldiği yerde siz devreye girmeyebilirsiniz bunu töler edebilirsiniz ama maalesef üstünlük sağlamak Hani bu yokluk adasına gitmemek, adada bir hafta daha kalayım bazıları için. Bazıları için zaten tünelin sonunu görmek istiyorlar, oraya gidecekler onlar. O yüzden çok önemli, biraz daha dikkat ederlerse daha güzel yarışmalar izleyeceğiz. O zaman Barış'ın adının çıktığı konseyin ardından ünlüler takımı adaya döndükten sonra konseyi yorumladılar. Gökhan neler söyleyeceksin ünlüler takımının yorumlarıyla ilgili? Çok, çok hızlı bir geçiş oldu. Yani şimdi... <gülüyor> e... <gülüyor> Gönüller takımı e, tamamen tabii ki de şimdi Gönüller takımından biriyle ilgili konuşacaksa o tabii son yani 3 ayın da e, özetinde Hikmettir. Son bir haftada zaten kesinlikle Hikmettir ki Hikmetle ilgili konuşuyorlar. E, yani işte hep diyoruz ya son bir haftadır özellikle Hikmet artık herkesin ayarlarıyla oynuyor. Bir şekilde artık kurnazlık mı deriz buna? Bir şey, oyunu doğru oynamak Kuralı mı deriz? deriz Oyunun kuralına göre oynamak mı deriz? E, ünlüler takımını Artık e, çözdü, sabrını, çözdü ve sabırlarını çözdü. taşırmaya başladı. Evet. Ama bunu oyunun kuralına göre yapıyor. Burada ünlüler takımının oyuna düşmemesi lazım. İşte Adem de zaten öyle diyor. Allah korusun bir gün kötü günümüze denk gelecek. Ee, hani karşılıklı fiziksel şiddete eğilebiliriz. Ee, bunu Bunun için daha kontrollü olmamız lazım diyor. Allah korusun ben hani bu seneki All Star'da öyle bir durumun olacağını çok e, düşünmüyorum. İnşallah da olmaz. Hiçbir sene istemiyoruz zaten. Şiddetin tamamen karşısındayız. Olmamalı da zaten. E, Buna iki takım da dikkat ediyor gibi hissediyorum ben yani Hikmet evet e, bazen ona geldiklerinde çekiliyorlar itiliyorlar ama karşılıklı oluyor bunlar sonra zaten bence Adem Atakan ve Hikmet arasında tatlı bir zaten rekabet var evet. yani sadece oyunlarda değil benchten arkadaşlarına böyle yardım ederken de ben daha iyi yardım ediyorum bak bakı gösteriyor Hikmet bu sefer Adem'le Atakan da hayır biz daha iyi yardım ediyor daha iyi yardım ediyoruz. Daha çok oyun içindeyiz. Gibi böyle tatlı rekabet var. Onlar bunun farkında bence. Bana öyle geliyor yani benim hissettiğim. Bence onlar şimdi ne yapması gerektiğini sonuçta sporcular evet, eski sporcu evet. antrenörü ya ne evet. yapması gerektiğini nasıl yönetmesi gerektiğini çok, çok iyi, iyi biliyorlar. Biliyorlar. De... Bir tek burada sadece işte karşı takımlı olan e, ilişkiyi kim daha iyi yönetiyor? Evet, kim öyle. daha çok karşı tarafı kaşıyabiliyor? <laughs> kim daha çok takımına faydalı olabiliyor? Ee, i̇ki taraftan Adem Adem'le Atakan Özelinde ve Hikmet Özelinde böyle orada o, o konularda da bir tatlı rekabet olduğunu düşünüyorum. Bence tatlı bir rekabet ama inşallah Allah Bence korusun tatlı. çok daha kötü bir yere gitmez. Sema'nın da e, geri dönüşü olarak görüyorum ben bu bu haftayı çünkü hani gidebilirdim hani bırakmayı düşündüm çok e, Sema'nın böyle söylemleri var. Sema gitseydi keşke dedireceğim onları diyor ve bundan sonra daha hırslı bir Sema izleyeceğimizin sinyallerini veriyor bize. Bakalım. Ee... Bu bölümde kadınlar biraz daha yoruldu, özellikle ünlüler kadın Sema, Merve, Nagihan Nagi, bile evet. Nagihan bile yoruldu, yorulduğunu hissettiriyor bizi artık ee, ki iletişim oyunlarında bu sonu hariç kazandılar, İletişimde de o istediklerini aldılar ama bunlara rağmen bir bezginlik var. Şimdi burada temin diyorum yani ya, kilit hani isim hikmet, kendi adası içinde kilit isim, Hı -hı. bu ada içinde kilit isim. Öyle bir oyunlarda ön plana çıkıyor ki hani ne olacağını kestiremiyorsun. Hikmeti dinlersen ki haklıdır. Ben kendi takımım için menfaatleri doğrultusunda hareket ediyorum diyor. Oyunuma çıkıyorum. Ben işte ne yardımcı ol ol olurum diyor. Şimdi Ataka'nın geçen günkü konuşması Acun abi biz artık bunlara bir çizgi istiyoruz. Durum biraz daha ileriye gidiyor. Felsefesi Hı. demek ki ünlülerde çok konuşulmuş hı hı. ve bunun da idraki içindeler çünkü e, kim olacak dediğin gibi birisi Hikmet şeydir Atakan diğer de Adem onlarla Hikmet'in çok içli dışlılığı var bu bağlamda bundan sonraki dönemde zannetmiyorum ki zaten bu kadar e, hararetli bir görüntü olsun ama Hikmet adım gibi eminim bu felsefesinden geri adım atmayacak gene oyunun içinde bir şekilde olacak belki çizgiyi çekmeyecek ama söylemleriyle atamadı veyahut da bastı veyahut da geri dönmesi lazım gibi söylemlerle bu işin içinde olacak zaten. Hikmet bundan geri adım atmayacak. Burada ünlülerin bu olaya vereceği tepki çok önemli. Ya bak bir insana söylersin tepki almazsın. İki tepki almaz. Üç artık o karşıdan tepki almayınca bırakırsın. Ya diyeceksin artık söyleyecek lafım yok ya. Yani konuşulacak bir tepki şey yok. Tepki vermemek de tepki... çok zor ama. İşte bunu yapmak zaten önemli. Evet. Baskı altında e, göstereceğin tavır senin... Sakinliği koruyabilmek. Müthiş. <laughs>